Diğer içinde ayet bulunan kitaplara gelince, içinde ayet bulunan en ilk akla gelecek kitap şüphesiz tefsir kitaplarıdır. Tefsir ne demek? Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklandığı kitap demek. Bu bir tefsir mesela 500 sayfalık bir cildinle iri hacimli veya orta hacimli bir tefsirse ortalama üçte biri en fazla Kur'an ayetidir. Yarıdan azı Kur'an ayeti, yarıdan çoğudur. Abdestsiz veya özürlü haldeyken tefsir kitabına tutmak, mushafa tutmak gibi değildir. Bunda bir kerahat vardır. Fukahamız bunu da kerih görmüşlerdir. Direkt bir engelsiz, mendilsiz. Çünkü büyük oranda ayet var içerisinde. Bu benzeri hadis ve fıkıh kitaplarıdır. Hadis ve fıkıh kitaplarında da aynı şey geçerli. Çünkü içlerinde büyük oranda ayetler var, hadisler var. Bunda da kerahatle caizdir demişizdir. Burada ayrım yaptığımız noktaya dikkat edelim. Mushaf başka şey, sadece ayet var içinde. Şu kağıtta sadece ayet yazılı olması başka şey. İçinde 24 satır yazı var, bir satırında ayet var, o başka bir şey. Birinde tutmak caiz değildir diyoruz, öbüründe kerahet görüyoruz. Keraheti neden görüyoruz? En azından içeride bir ayet var, o ayete tazim gerekir diye düşünüyoruz.